Selam selam selam. Hazırlandım. Çok güzel bir şey göstereceğim size. Buraya gelirken bir kot pantolonum vardı, krem rengi. Bana olmamıştı. O kadar güzel oldu ki. Dardı buraya geldiğimde. O yüzden hiç ilgilenmiyordum bile. Öylesine bir giyeyim dedim. Neredeyse bol olmak üzere. O yüzden son demlerini yaşıyor. Nasıl? Birazcık sanki bollaşmış ama yine de iyi. Şöyle şuradan göstereceğim size. Şöyle. Bu kemeri de geçen gün aldım. Yani bence çok güzel oldu ama bunu çekemiyorum. Yani bu güzelliği çekemiyorum. Nereye koysam size. Evet, nispeten görün istiyorum. Yani çok giyemem. Bollaşmış çünkü ama bence gayet hoş oldu. Böyleyim bugün. Sabah zaten bir yıl çektiğim için makyaj yapmıştım. Bu şekilde bir makyajım var. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece üstümü değiştirdim. Bir ufak biliyorsunuz girl partimiz vardı. Ona katıldım ama private bir parti olduğu için çekemedim arkadaşlar. Şimdi hazırlandım. Çıkacağım. Yani saçımı asla böyle bırakmak istiyorum. Şöyle şunu takalım diye düşündüm. Çünkü hava soğuk gelsin. Yani akşam soğuyacak. Burası şey dikiş yeri mi? Ama sadece bu da beni korumaz çünkü üstüm çok ince. Bir yelek aslında kurtarırdı ama yelek de giyesim de yok. İçime bence hırkamı giyeyim. O zaten çok gözükmez. Üzerime de montumu alırım. İçime de bu kalır. Üstüme de atkımı alırım. Nasıl? Şişeceğim. Yelek de olabilir aslında. Donmak istemiyorum. Yani daha doğrusu hasta olmak istemiyorum. Bekleyin be. Şimdi bunun üstüne bunu giysem. Hani çift katlı böyle şey gibi. Sanki bak sanki mont böyleymiş gibi olur. Bence tatlı olabilir böyle. Üstüne de bunu giyerim. Bir tane reel var ya bana hep atıyorsunuz. Gerçekten oyum şu an. Şapkası var mı? Bak bunun çünkü şapkası yok anca. Kafamda olmaz. Sinüslerim dolar. Şimdi böyle bir de üzerine. Üstüne diyorum bir de bunu alsam. Çok soğuk oldu. Şöyle yaparım. Yani ne diyorsunuz? Çünkü atkı kullanmaya başlamam gerektiğini düşünmeye başladım. Bu da renkli hoşuma gitti. Bir renk katar. Şapkamı değiştirebilirim orada. Turuncuya gelip bekleyin bakayım bir. Böyle güzel gözüküyor. Şapka aslında işi bozuyor ama. Herkes takır takır hasta oluyor bu ara. Şimdi bugün nereye gittiğimi söyledim bilmiyorum. Bir önceki videoyu takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir önceki bölümü izlemeden bu bölümde neler olduğunu bilmiyorsunuz tabii. Şimdi ben hazırlandım. Merkeze ineceğim. Ama nasıl ineceğim? Bir önceki videoda olaylar çıkarmıştım. Yok ben hayatım hiç metre kullanmadım. Yok efendim arabayı nasıl kullanacağım derken. Benim Uber'le gitmen şoku. Neyse ilk kez Uber kullanacağız bu arada burada. Uber'e indirmiştim zaten. Fiyat olarak da 25 dolara falan denk geliyor. 50 dolar yani gidiş geliş gibi düşünün. Böyle gidiyoruz. Orada arkadaşıma buluşacağım. Nereye gideceğiz o da belli değil yani. Gerçi o da bilmiyor ben de bilmiyorum. Öyle bir sıkıntı var artık buluruz bir yer. Haydi gidelim. Falan var. 22 dakika sonra merkezde olacağız. Arkadaşıma da söyledim. Şimdi benim ilk Uber deneyimim. Çok heyecanlıyım ama çok tatlı bir kadına denk geldik. Şimdi gidiyoruz. Bakalım. Buraya gelen herkes bir Uber yapar diyorlar bu arada. Hani herkes. Hani hoş geldin Uber serpti kız falan derler. Bir ben yapmadım. Ama yapılırmış yani bir eğlenceli de aslında. Öne oturdum acaba arkaya mı otursaydım emin olamadım. Gidiyoruz. Giderek bir şey daha soracağım size. Ablam bana AirTag verdi biliyor musunuz? Adeta bir evcil hayvan gibi. Şu an beni takip ediyor. Kaybolursam bulmam kolaylaşsın dedi bir de. Bu kadar bana güvenmesi göz yaşartıyor. AirTag ile gidiyoruz yani. İnanılmaz. Arkadaşlar dünyanın en tatlı Uber şoförüne denk geldim. Çok tatlı bir kadın. Bütün yol boyunca benimle muhabbet etti. Yani benim olmayan İngilizceme rağmen gerçekten çok çabaladı. İnanılmazdı. Şimdi kadın Uberci kadından bahsediyorum arkadaşıma da. Uberci kadın neyse dedim ki benim dedim first experience dedim. Uber dedim. Çok şaşırdı. Ben dedik ilk Uber şoförüm ben miyim? Evet falan kendinden bahsetti. Kadın organizasyon işinde, işte birthday party, kadın her kadın ne der şey, ya siz ne diyor, ne diyor, evlilik, evlenme organizatörü vesaire ama dedim ki hobi olarak mı dedim yapıyorsun, evde olduğu zamanlarda evde boş kalmayayım diye Uber yapıyorum dedi. Dünya tatlısıydı, keşke beni izleyebilse. Ben dedim YouTuber'ım dedim, aslında dedim çok famous bir insanım kendime kendi ama dedim burada kimse beni tanımıyor. Çok güldü ona. Olsun dedi ben senin fanınım dedi. Çat pat konuştuk arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Şimdi de bir yerlere yürüyoruz. Hava birazcık soğuk bence.
bence soğuk hasta olacaksın gibi ama hadi bakalım bir yere gidelim, gidince çıkacağım. Nerede yazıyor o? Sağda. Ha. Güzel bir kilise. İşte bakalım mı şuradan gezimize? Bizi de çan çaldı zaten. Çan çaldı da ne bileyim. Arkaya çaldı ya kapılar ya. Biraz olur. Önce çan çaldı da burada. Ama bir şey gözükmüyor. Evet. Church saatleri. Bayağı ya. Kapanmış zaten. Baksana şeyde kapanıyor. Kaç altı bir de şeyde diyor. Tatile de gidiyor. Dostum. Biz ışığı bekliyorduk da. Ay yine mi? Şimdi bir tane kafe bulduk şeyde. Öyle bu Jimmy's diye bakacağız artık. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi hava kararıyor. 8'e geliyormuş gibi hissettiriyor ama işte 4.30. 4.30 olduğunu söylemesen anlamayacaktır. Anlamazsın da işte. Ama bir an gerçeklikle karşılaşmak ağır oldu. Normalde kahve içelim diye saat 8'e dedim. Sonra dedik ki bak 8'e dedikten sonra hazırlanıyorum bir video için. 8 ne ya dedim. 8'de açık yer bulabilir miyiz oldum birden. Tam sana yazacaktım, sen yazdın bana. Erken aldık o yüzden. İyi oldu arada şey olmasa. 8 zor ya. 8'de bayağı çok garip böyle kopkaranlık oluyor her yer. İyi ki hani daha fazla beklememişiz. Yarım saat sonra bile evet. Çok... Saat 3'ten sonra kararıyor hafif hafif. Hı-hı. Sonra birden zıp diye kararıyor böyle zıp. 5'te kararmış olacak. Buldum kafenin tatlılığına bakın. Çok güzel bir open yazıyor. Önde çöpler var. Çarşamba mı alıyorlar? Bugün çarşamba mı? Çarşamba mı salı mı bugün? Salı. Çarşamba çöpleri alıyorlar arkadaşlar. Bak salıdan çıkarmışlar. Hadi karşıya geçelim. Ya o kadar çok sevindim ki işte bu yüzden kapandı. Nasıl close ya? Şöyle tatlı bir yere geldik. Ben şuraya bir bakıyordum, merak ettim. Çok tatlı güzel şeyler var. Ama bitmiş yani. Şimdi oturalım bir yer, kahve falan bir şeyler içelim. Bakınıyoruz şu an neler var diye. Banana büyükler falan varmış. Arkadaşlar ayna buldum. Nasıl olmuş? Pantolonum çok iyi olmuyor. Birazcık bol ama onu görmeyin. Bence çok iyi durdu. Şimdi bu salak şişmeliğini şöyle çıkarayım da. Nasıl? Çok tatlı. Bu arada Trendyol'un 44 beden ha. Zaten kalıbı dardı gerçi. Kahve içtik. Birazcık böyle hava çok güzel. Şansa biraz dolanalım. Böyle. Şimdi markete uğrayacağız. Çok Uber var ya. Hemen bir dakikada gelmişti benimki. Ay sabahki Uber nerede? Biraz önceki Uber nerede yani? Uyuz bir tip ya. İnsan bir hava gider ya. Size bakar mısınız? Korkunç bir sis var. Neyse ben şimdi eve geldim ama hiç gözükmüyorum. Kapkaranlık. Saatlerimiz de 9 erkenden geldim. Dedim geçe kalmayayım. Güzel de bir gündü yani. Bak size sordum bunu. Gittim. Hakikaten de eğlenceli geçti. İyi ki ekmemişim. Çok sis var havada ya. Şaka mı? Bu ne? Çok komik. Üstümü değiştireyim. Hemen geliyorum. Karnım çok aç, bir şey diyeceğim ama bana kızmayın. Gerçekten gözümden kaçmış çünkü ben bugün yemek yemedim. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Bir latte, bir çay. Ve bayılmak üzereydim. Yanıma protein bar almışım. Şükürler olsun onu yedim. Bir ara gözlerim kapanıyordu. Protein içtim hemen ölmeyeyim diye ve buna neden kelme yaptım bilmiyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Sabah ben bugün hiçbir şey içmedim ben. Hani mide ilacım bile içilmemiş falan. Neden böyle bir salaklık yaptım? Artık biraz kızgınım kendime. Kusura bakma, normalde kaba konuşmam kendimle ilgili ama bu gerçekten kafayı yemişlikti. Şimdi üstümü değiştireceğim. Hemen bir yemek yiyorum. Böyle olmaz. Yani muz yiyecektim de. Almıştım iki tane muz ama gerek yok. Şimdi güzel bir yemek yiyeceğiz beraber. Bakayım yukarıda ne var. Allah'ım çok kötü yani. Sadece latte içtim. Burada diyorum ki niye böyle? Niye metabolizmem bu kadar ya? Yemek mi yiyorsun kız? Hello, hello, hello babiesler. Saat gece 2 yaptığımıza göre Bridget bakımı zamanı. Aslında sizin yorumlarınızla beraber arkadaşımla buluşmaya gittim.
Of, şimdi burada herkesin anlayamayacağı bir şeyden bahsedeceğim. Psikolog arkadaşlarımla buluşmayı neden uzun süredir yapmadığımı bugün hatırladım. Ne oldu? İşte uzun süredir görüşmemiştik arkadaşımla. 2017. Hani öyle bir uzun süredir görüşmemiştik. Ne yaptın, ne ettin, hayat nasıl gidiyor? Bunlardan bahsederken normal bir insan gibi olmuyor yani. Daha farklı oluyor. Biraz daha biz derinsel baktığımız için ya da bana bir şeyler söylediğinde ben onun arka temelini görebildiğim için, aynı şekilde o da benim arka temelimi görebildiği için konuşma böyle bir noktada şeye dönüyor. Neden böyle şeyler yaşadım ve bunu travmatik noktadan söylüyorum. Ya pişman mıyım? Değilim. Çok aynı zamanda eğlenceli bir gündü ama konuştuğumuz bazı şeyler üzerine benim göremediğim bakış açılarını gördüm. Çok ağır bir seanstan çıkmış gibiyim. En son şey falan dedik, hani 50 dakika olmadı mı falan noktasındaydım gerçekten. Ve bu beni galiba çok rahatsız etti, bilmiyorum. Of! Kontrolcü olduğumu farkındayım, tamam mı? Ve bunun yani farkındalığıyla yaşıyorum. Ama bu kadarının farkında mıydım bilmiyorum. Çok acı veren bir görme seansı. Çok acı veren ama. Çok acı veren gerçekten. Böyle terapide şey der psikologumuz. Seni yormuyor mu? Evet, yoruyor ama bunun böyle olması gerekiyor çünkü kontrol etmek zorundayım, yoksa öbür türlü daha fazla canım acıyabilir. Sonra bir de eve geldim. Eve geldikten sonra da yemek yedim. Yemek yedim ama yemeği de çok yemişim. Çok yiyince çok kötü oluyorum. Gerçekten kötü oldu. Çok aç kaldığım için oldu bu yani. Çok aç kaldım, sonra birden yemek yiyince böyle oluyor. Benim hatam yani. Asla tutamayacağım, yeminler edeceğim şimdi. Yok arkadaşım, ben uzun bir süre gerçekten psikolog arkadaş istemiyorum. Ya bazen insanlarla hani öylesine espriler yaparsınız ya, gerçekten psikolog arkadaşlarınıza bunu yapamıyorsunuz. Eski bir anıyı anlatırken ve bu seni çok üzdüyse birden mesela akışa girebiliyor karşındaki ve bugün o bendim, anlıyor musunuz? O bendim dostum. Aktif olarak psikologluk yapıyorsa dinlemeye çok açık oluyor. O da onun mesleki bir deformasyonu. Mesela diyor ki sonra ne oldu? Bu seni nasıl hissettirdi? Dostum, ben bunları düşünmemek için haftanın her günü video çekiyorum, farkında mısın dedim. Benim düşünecek zamanım yok. Böyle bir hayat istediğim için yok. Başka bir gün detaylı konuşuruz. Bugün kendimi hissetmiyorum. Ama biraz üzgün hissediyorum. Yaklaşık 4 saattir falan üzgün hissediyorum. Şimdi edit yaparak bu üzgünlüğümü unutmaya karar verdim. Önce sizinle mini bir cilt bakımı yapacağız. Yine aynı ürünlerle. Sonra da bunlar yaşanmamış gibi davranacağım. Böyle karar verdim. Çünkü acı veren deneyimleri bastırmakta bir numarayı. İçimden dedim ki bir daha psikologla buluşmam. Şu yaşadığım şey, terapiden çıktıktan sonra psikoloğuna nefret beslemek. Aslında bunun temelinde de aslında haklı olması var. Benim videolarımı izlemediği için size bahsedebilirim yani. Nefret ettim senden. Tamam mı? Nefret ediyorum. Çok da güzel bastırıyorum arkadaşım. Evet. Bastırıyorum ki insanların isimlerini bile hatırlamıyorum. Evet. İsimlerini geç, bana yaptığı hiçbir şeyi de hatırlamıyorum. Evet, ben böyle mutluyum. Kendime bir dünya yarattım ve bu dünyada çok mutluyum. Sakın o dünyama girip beni mahvetme. Diyesim geldi ama diyemedim. Maskemi süreceğim bugün. Bu acı ve elem dolu muhabbetlerimizin ardından bana kalan güzel şeylerden de bahsedeyim. Neyse, tatlı bir çocuk. Hala eskisi kadar eğlenceli. Bu da güzel. Buralarda size bahsediyorum hani. Tanıştığınız insanla çok yanlış hissedersiniz. Çok uyumsuz hissedersiniz. Çünkü aslında daha önce görmediğiniz bir rol model gibi düşünün yani. Hiç görmediğiniz bir parçayı tekrar tanımak gibi. Öyle bir çocuk. Yani üniversitedeyken zaman geçiyordu ama tabii üzerinden yıllar geçti. İnsanlar da değişiyor. Etrafımda biraz daha naif tiplere alışık olduğum için biraz daha farklı. Bir şey falan yapıyor mesela, yürürken böyle benim önden yürümemi falan istiyor, o garip. Biz eve döneceğim Eber'le, seni bırakayım mı dedi. Dedim ne alaka yani, ikimiz ayrı yerlerde oturuyoruz, ne gerek var? Dedim ki ben de ikimiz aynı anda çağırıyorum dedim, bakalım kiminki erken gelecek. İşte ben de espriler peşindeyim hala. Şu bak, yine dişlerimi fırçalayacaktım, unuttum, kusura bakmayın ya. Bunu da artık dudağımı sürmeye karar verdim. Şu dişlerimi fırçalayayım 2 dakika, kusura bakmayın. Sonra benim Eber'im biraz gecikti, onunki erken geldi. Git dedim ya, 1 dakika sonra zaten gelecek Eber dedim, problem yok. Hayır dedi, bindiğini görmem lazım. Bak böyle şeyler normal olabilir, bana sakın böyle şeyler yazmayın. Ben görmedim böyle şeyler yani. Bu zamana kadar bir kişiyi de gördüm. O da yine videolarımı izlemeniz lazım bu seriyi tamamlamanız için. Buraya gelmeden önce tanıştığım bir tane çocuk vardı ya. Herkes çok sevdi çocuğu, onu kaçırmadı. Ah o çocuk işte, bana çiçek alan çocuk da yapıyordu bana bunu. Ama bu onun gibi değil yani. Bu biraz daha farklı. Biraz daha bence overdose. Çünkü o arkadaşımız daha Ege taraflarındandı. Bu arkadaş biraz daha Anadolu taraflarında. Bence onun etkisi var. Aydan açacağım, diyeceğim ki asla anlaşamadım bak. Sürekli tartışıyoruz. Aydın da bana diyecek ki demek ki mükemmel. Öyle diyecek bana. Daha dün geldi. Normalde o misafir olmaz mı? Bence olur. Tamam, kahve içmeye o çağırdı ama sonuçta dün geldi. Aslında ben daha çok ev sahibiyim. Mesela bana hesap ödettirmedi ve beni çok rahatsız etti.
Normal değil mi benim rahatsız olmam? Bugün kendimi sorguladığım bir gün. Bak ben böyle hayatımda tanımadığım tarzda insanlarla biraz uzun zaman geçirdiğimde kendimi sorguluyorum dostum. Kendim böyle uyumsuz bir parça gibi hissettim bugün. Tam tabiri bu, biliyor musunuz? Gerçekten öyle hissettim. Mesela yürürken bile uygun yürüyemiyormuşum gibi. Çünkü önden götürme istiyor. Nasıl gideceğim ki? O zaman da birbirimize çarpıyoruz gibi. Ne yapmalıyım? Size diyorum ama videolarda şöyle yapın böyle yapın. Sorun ben yapabiliyor muyum? Kendimi sorguladım ve bundan hiç mutlu olmadım. Ben çünkü kendimi sorgulamak zorunda kaldığım zamanlarda kapanıyorum. Bak saat 2 oldu, ben edit yapmadım. Şöyle bir şey de oldu. O da gidiyoruz, yürüyorum. Ben konum olarak onun kaldığı yeri ayarladım ki. Yani çünkü üstü ince olduğu için. Tamam, başkası adına düşünün farkındayım. Ama elimde değil. Yani üstü ince olduğu için hasta olsun istemem. Herhangi biri için benim düşünebileceğim bir davranış. Sonra dedi ki biz nereye gidiyoruz? Ben dedim ki evi ayarladım dedim. Üstünü dedim çok ince dedim. Belki üstünü değiştirmek istersin. Bana bir bakışı var. Bana hani bu karı deli. Hani insanlar adına biraz fazla düşünüyor olabilirim dedim. Bir fazla vericilik dedi. Dedim ki biliyorum, altyapısında olan şeyleri biliyor musun? Dedim biliyorum. Ama dedim şu an bunu konuşmaya hazır değilim. Bunu dedim başka bir seans. Allah böyle olsun. Çık hayatımdan ya, çık. Fazla vericilik. Şu an tekrar ediyoruz. Demek ki uzun bir süredir tekrar etmemişim. Bugünkü ruh halimden onu anladı. Sen çok değerli bir insansın ve sevimi hak etmek için herhangi bir şey yapmak zorunda değilsin dostum. Kendine geliyorsun, kendi için yaşıyorsun ve gidip şimdi edit yapıyorsun. Neyse arkadaşlar, biraz daha kusura bakmayın. Hani başı güzeldi videonun büyük ihtimalle ama burası biraz melankolik olmuş olabilir. Bazen düşünmemeniz gerekir. Yani böyle düşünüyorum ben. Böyle bir savunma mekanizmam var. Çok uzun bir süredir bastırdım ve yok saydım bazı şeyleri böyle gözümün içine baka baka çıkartılması beni çok sinirlendirdi. Sinirli hissediyorum. Evet, şu an öfkeli hissediyorum ama öfke aslında ikinci bir duygu. Yani bunu besleyen başka bir duygu var. Neyse konuşsam 20 saat falan konuşurum şu an. Çünkü kafam çok karışık, bir konudan konuya atlayabilirim. O kadar karışık. Çok kaygılı hissediyorum. Ve bu videoyu bitirmem lazım çünkü çok uzadı. Bazen böyle oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Benim videom bu kadardı. Umarım sizin gününüz çok güzel geçmiştir. Umarım videonun en azından sonuna kadar size keyifli vakit geçirtebilmişimdir. Hepinizi öptüm. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.